Herkese merhaba. Haziran favorilerimden bahsedeceğim size. Bu sefer beklediğimden, ilk başta makyajdan çok fazla bir şey yok sanıyordum. Birkaç tane aksesuar, giyim falan da kattım içine. Sonra beklediğimden büyük bir yığın oluştu. O yüzden direkt hemen ürünlere geçiyorum. Temel ürünlerle başlayalım dedim. İki tane güneş kremi var elimde. Bu benim normalde makyajımın altında en güzel duran, hani yılın 365 günü kullandığım güneş kremim. Bitirmeye çalışıyorum tatile çıkmadan önce. Çünkü tatilde daha mineral bir tane güneş kremi götürmeyi planlıyorum. O yüzden bunu bitirmeye çalışıyorum. Innisfree'nin EcoSafe'de Aqua Perfect Sun Gel güneş kreminden bahsediyoruz. Makyaj altında en güzel kullanılanlarından biri. Onun dışında geçen sene yazın açtığım için, hani neredeyse bir yıl olacak, o yüzden bitirmeye çalıştım, Misha'nın All Around Safe Block serisine Soft Finish Sun Milk'ı. SPF 50 var bunda da. Gün içerisinde, hani sabah sürdükten sonra etkisini geçirmeye başladığında tekrardan tazelemek için kullanıyorum bunu. İşte ensem olsun, gövdem olsun, kollarım, ellerimin üstü vesaire. Çantamda taşıyorum, gayet de güzel, hafif bir ürün. Güneş kremi demişken araya bir tane cilt bakımı ürünü göstereceğim. Onun dışında çünkü kullandığım cilt bakımı ürünleri, serumlar, nemlendiriciler hiç değişmedi. Ama bu Tony Moly markasının Rich Watery Oil'ı. Daha önceden de bahsetmiştim ve de blogda da detaylı bir incelemesi var bunun. Tony Moly'nin Türkiye'de olmayan, binlerce ürünü gibi Türkiye'de olmayan Aquaporin serisinin daha hafif bir serisinin oldukça hafif bir yağı bu. Şuraya kadar yarısı su, yarısı yağ çalkalayarak kullanıyorsunuz. Hafif bir yağ olduğu için ben bunu gündüz yağım olarak kullanıyorum şu anda. Havalar daha da nemlenince, hani evde otururken bile terlemeye başladığım o dönemde büyük ihtimalle gündüz de kullanmayacağım bunu. Ama yaz mevsimine geçerken, Haziran ayı boyunca ve de Temmuz'un ilk yarılarında ben sürekli elim buna gidiyor. Aynı şekilde yazdan çıkarken bir de Eylül ayı boyunca da genelde gündüz yağım olarak bunu çok sık kullanıyorum. Sabahları bunu çalkalıyorum. İçerisinde bir damlalıkta ne kadar ürün aldıysa onu avucuma damlatıp avucumu şu şekilde yüzüme presleyerek uyguluyorum sadece. Çok hafif bir yağ olduğu için, suyla karışık bir yağ olduğu için çok çabuk emiliyor zaten. Bir 15 dakika içerisinde hemen makyajımı yapabiliyorum üzerine. O yüzden baya baya severek kullanıyorum bunu. İki tane fırça göstereceğim size. Bir tanesi şeftali tonlu bahar yaz makyajı videomda, linkini şuraya bırakıyorum. Orada gördüyseniz şans eseri keşfettiğim Golden Rose markasının, bu galiba aydınlatıcı fırçasıydı. Oldukça küçük bir fırça ama ben bunu burnumu kontürlerken şurayı dağıtmak için bir kere kullandım ve de onun için yapılmış adeta fırça. Yani aydınlatıcı fırçası olarak aslında şöyle yapmak için ama yanağımı uyguladığımda benim fondötenimi siliyor bu. Ama burnumun şurasındaki krem kontürü dağıtırken inanılmaz güzel dağıtıyor. Aklınızda bulunsun bu. Bir de daha önceden, yıllar önce benim severek takip ettiğim İngiliz YouTuberlardan Viviana Does Makeup'tı galiba kanalın adı. Onun sürekli bahsettiği bir fırça vardı, fondöten fırçası, kocaman uçlu. Louis Young markasının LY34 fırçası, 34 numaralı yüz fırçası. Oldukça kocaman, hani fırçası gerçekten koskocaman bir klasik fondöten fırçası aslında. Yuvarlak sadece uç kısmı, yassı bir fondöten fırçası değil ama o kadar güzel genişliyor ki şu şekilde uygularken. Yani bir fırt buradan, bir fırt buradan, bir de alnına yapıyorsun, fondöten dağılmış oluyor. Bu yaz, bu ay boyunca daha çok hep BB krem, CC krem kullandığım için ya da su formunda fondöten falan, bu idealdi yani onlar için. İnce yapıdaki fondötenler için hayat kurtarıcı, inanılmaz hızlı bir fırça. Türkiye'de olmayan bir fırça. Ben zamanında siparişini verip almıştım bunu ama indirime falan giriyor zaman zaman. Buna benzer ama iri, yuvarlak bir fondöten fırçası görürseniz eğer hemen kapın. Bayağı işe yarıyor yani. Bunun dışında ten makyajı varsa yüzümde bunlar vardı. Nature Republic markasının bir tanesi Argan Ampul BB kremi. SPF 50 koruması olan argan yağlı BB'si. Diğeri de yine aynı serinin Botanical Green Tea BB kremi. Bunda SPF 30 var ve bu da yeşil çaylı olanı. Bu birazcık daha mat. Argan yağlı olanı ise ışıl ışıl. Hatta şu anda daha argan yağlı olanı var benim yüzümde. Daha çok bunu kullandım. Bunu sadece o ayın adet döneminde sivilceler böyle baş gösterecek gibi olduğunda sadece bir hafta kadar kullandım. Ama onun dışında hep bunu kullandım. Nature Republic öyle indirim olmasa içeri adım atacağım bir marka değildi açıkçası Kore'deyken. Birazcık daha hani çok kaliteli değilmiş gibi bir imajı var markanın ama
inanılmaz manyak gibi indirim yaptığı için girdiğimde şans eseri aldığım bir ton ürün var Nature Republic'ten. Bu da onlardan biriydi ve iyi ki almışım. Bayılıyorum çünkü bu argan yağlı BB kremine gerçekten. Daha önceden defalarca kez bahsettiğim Flor Mar'ın Historical koleksiyonunda çıkan Push Up Definition maskarası. Daha önceden de bahsettiğim çok fazla hacim vermiyor ama çok güzel uzatıp yelpaze gibi yana açıyor üst kirpikleri. Ben o yüzden seviyordum bunu. Kurumaya başladığında ama şu anda hep alt kirpiklerime kullanıyorum. Dağılmıyor artık ilk günlerde dağıldığı gibi. O yüzden ben ürünleri göstermek istemiyorum. O yüzden direkt atlayacağım ama bu yaz göz makyajı, bu ay göz makyajı neredeyse yapmadım. Yaptığımda da sadece MAC'in paint potlarından Camel Coat vardı gözlerimde. Başka da bir şey yoktu açıkçası. Önceki videolarımın çoğunda gördüğünüz MAC'in yeni Extra Dimension serisinin Cheeky Bits allığını çok kullandığımı fark edince ara vererekten eski bir favorim olan, ilk çıktığında gerçekten elimden bırakamıyordum bu seriyi, Clinique'in Pop serisinin 02 numaralı Peach Pop allığını kullanmaya başladım bayağı. İnanılmaz güzel duruyor. Yapı olarak aslında Extra Dimension'a bayağı benziyor. Yani donuk pudra gibi durmuyor yanaklarda. Işıltılı duruyor ama simsiz. Çok da tatlı bir renk. Şu anda da yanaklarımda o var ama kameraya ne kadar yansıyor bilemiyorum. Ama formül olarak benim en sevdiğim allık formüllerinden biri bu seri. Yani bende 3 rengi var öyle söyleyeyim. Diğeri ise Flor Mar'ın geçen yaz çıkardığı koleksiyonlarından biriydi. Flash bir şey koleksiyonunda çıkan Flash Baked allıklardan 01 numaralı Shimmer Pink rengi. Pembe allık kullanmak istediğimde elim hep buna gitti. Çünkü daha böyle baked bir allık olduğu için daha pudramsı öyle aşırı pigmentli değil, daha doğal ve güzel bir duruşu var. Flor Mar'ın allıkları genelde güzel oluyor zaten. Gayet güzel bir formül bu da. Blogda incelemesi vardı bunun galiba. Linkini aşağıya bırakıyorum. Aydınlatıcı demişken yaz başladığından beri benim aydınlatıcı, elimden düşürmediğim aydınlatıcı yine eski favorilerimden, çıktığından beri favorim olan Becca'nın Shimmering Skin Perfector'larından Pearl rengi. Pearl rengi markanın sonradan çıkardığı aydınlatıcılardan ama piyasadaki en güzel açık renkli, hani beyaz tonlu aydınlatıcılardan. Yüzümde de şu anda o var benim. İnanılmaz güzel ışıldıyor. Eğer açık tenliyseniz gerçekten seveceğiniz tonda. Doğal duran, iri iri sim parçacıkları olmayan, yapı olarak zaten piyasadaki en güzel aydınlatıcılardan biri bence. Sephora'lara da artık geldiğine göre Türkiye'de rahat rahat suçluluk duymadan Becca'yı gösterebilirim size. Ama dediğim gibi bu ay makyaj yapmadığım günler çok oldu. Hani ten makyajı yapmadığım günler. O gibi günlerde Colourpop'un Super Shock Cheek aydınlatıcılarından, köpük gibi bir yapısı var bunların. Bendeki rengi Stole the Show rengini bayağı kullandım. Beklediğimden daha sarımtırak çıktı. Böyle hamur gibi bir yapısı var bunların. O yüzden parmakla uygulaması en rahat. İnce ve hafif bir yapısı var çünkü bunun. Öyle çok kalın, böyle burada görünen gibi böyle "Woo!" diyen bir aydınlatıcı değil. Çok daha yumuşak ve doğal duruyor. O yüzden zaten makyaj yapmadığımda hani hiçbir şey yok yüzümde ama buralarında aydınlatıcı var. Çünkü aydınlatıcısız. Gerçekten çantamda bulundurup da sürekli dudağıma sürüp durduğum renk mevsime çok gitmese bile MAC'in Really Me rengi oldu. Ben bunu ilk duyduğumda aslında gidip koşup almamıştım. Genelde öyle olur ya, bir şeyin adını çok duyduğunuzda hani yapmak istemezsiniz tam tersine gidip almak yerine. Öyle olmuştu. MAC'in en son yaptığı indirimde şans eseri mağazada swatchlarken hoşuma gitti. Alayım dedim. Mükemmel bir renk ama çok nadir kişilere gidecek bir renk. Hani herkesin dudak rengine uyacak bir renk değil. Baya 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 soğuk bir nude çünkü. Ve hani popüler diye hemen koşup gidip almayın. Mutlaka elinizde bir dudağınıza şöyle bir elinize dudağınıza bir yerinize sürüp bakmanız gereken renklerden bence. Renk mükemmel. Hani gerçekten renk çok tatlı ama bakmadan almayın bence bunu. Sırf popüler diye. Liquid Rouge onun dışında en sık kullandığım, hatta iki tane videoda kullanmışım ben fark etmeden. Dudağında ne var, dudağında ne var diye sormuş bayağı kişi, o zaman fark ettim. Colourpop'un Ultra Matte Lip serisinin yılbaşı koleksiyonunda çıkan renklerinden Perky rengi. Ben bu serinin, tüm koleksiyonun, bu seriden aldığım 5 tane Liquid Rouge bir de aydınlatıcının bir videosunu çekmiştim. Ama Ocak, Şubat ayında rahatsızlandığım o 3-4 haftalık dönemde bilgisayarda editleyip bırakmışım. Hiç yüklememişim YouTube'a. Hani video hazır kaldı öyle. Şimdi de aylar geçtiği için hiç yüklemedim ama o koleksiyondan bir videoydu bu. Dudağımda gerçekten mükemmel görünüyor. Çünkü ideal bir her gün rengi aslında bu. Yılbaşı koleksiyonundaki
3 rengi kalıcı koleksiyona eklediler aslında. Hani hala bulunabilen renkler ama hani saçımı kestirmeden önceydi. Video bayağı eski yani, o yüzden yüklemedim ama renk olarak mükemmel bir renk bu. Onun dışında benden oje göstermemi isteyenler oldu. Nedenini pek şey yapamadım çünkü benim hani tırnaklarım öyle çok şey tırnaklarım yok. Sürekli kırılan plastik gibi tırnaklarım var. Öyle çok sağlıklı ya da uzun ve güzel değiller ama ojeye soranlar oldu. Bir tane çim yeşili bir oje sürmüştüm. Onu sormuştunuz. Etude House markasının S serisinden 91 numaralı ojeydi biri. Bir diğeri Body Shop alışverişi videosuna gösterdim aslında bunu. Orada tırnağımda da vardı ama Body Shop'ın Color Crush serisindeki 230 numaralı oje. Onun dışında Fleur Mar'ın zaten bu Artipop serisi çıktığından beri bu serideki aslında bütün ojeler. Ben 4 tane oje aldım. Bir mor, bir de açık pembe olanını almıştım ama en sık kullandığım bu mint yeşili ve de aqua yeşil tonlarında 08 ve de 05 renkleri. En sık kullandıklarım yani. Dizilerde görüp de hani gördüğünü Kore'ye gidince yapmak isteyenler olur ya. Orada gördüklerini satın alıp yemek içmek isteyenler vesaire. Bir tane muzlu süt var Kore'de. Bilenler takip etsin burayı. Bilmeyenler sarabilirsiniz ileri bir 2-3 dakika kadar. Ben Kore'ye giden herkes marifet sanıp muzlu süt içiyor diye dalga geçtim. Kore'ye gittiğimde o muzlu sütü içtim ve de her gün, her Allah'ın günü evimin önündeki 7-Eleven'a girip o muzlu sütten üçer üçer alıyordum. Böyle bir şey yok. Ben hayatımda tatlı süt, süt sevmem zaten. Çok yağlı gelir bana tadı çünkü. Meyveli sütleri zaten hiç sevmem. Tatlı içeceklerle çok aram yoktur çünkü ama Türkiye'ye döndüğümden beri muzlu süt, muzlu süt diye yanıyorum. Ne zaman o yüzden bunu görsem şeyde Migros'ta Sekin bu muzlu sütünü alıp duruyorum. O yüzden gösterteyim dedim buradan. Utanarak gösteriyorum. Kızmayın bana. Dalganızı geçebilirsiniz ama ben göstereyim dedim. Onun kadar güzel olmasa da muzlu süt yani. Onun güzel yanı incecik pipetten içildiği için daha eğlenceli içiliyordu. Bunun ağzı kocaman böyle geniş olduğu için o kadar eğlenceli olmuyor ama muzlu süt yani. Sonuçta evet, muzlu süt çok sevdim bu ay. Bunu demeye çalışıyorum. Özet bu. Muzlu süt. Onun dışında bir tane güneş gözlüğü göstereceğim. Doğum günümde annem aldı bana bunları ama bayağı sık her yerde görebiliyorsun. Zaten Ray-Ban yeni gözlük çıkardı mı genelde işte yuvarlaklar çıktığında onlar olmuştu. Ondan önce Clubmaster'lar çıktığında onlar bayağı popülerdi vesaire. Bu beşgen gözlükler benim bayağı hoşuma gitti. Yüzüme yakışıyor daha doğrusu. O yüzden takıyorum. Rose Gold tonunda bir tane gözlük istiyordum. O yüzden bunlar çıkınca hemen bunları aldım. Her şeyle de gidiyor. Genelde bronz altın tonunda aksesuar takıydı, yüzüktü, küpeydi. Daha sık kullandığım için bayağı fazla kullanıyorum o yüzden bunu şimdilik. Rose Gold saplantımız 2 yıl oldu. Hala bitemedi. Bende de bitemedi. O yüzden bunları almış bulundum. Lensim bayağı yakın çekim yaptığı için kadraja sığmayacak. Hani şöyle tuttuğumda gösteremeyeceğim ama resmini şuraya bir yere koyuyorum. Pull&Bear'dan aldığım bir tane jean mont var ama hani kot ceket şeklinde değil, kısa değil, mont tarzında olan, bayağı uzun ve de bayağı oversized, geniş bir modeli var. Bayıldım. Yani aldığımdan beri bunun içinde yaşıyorum. Hele de Ankara'ya bir türlü yaz gelemedi ya, akşamları hava serin oluyor, günün içinde bazen yağmur yağıyor falan. Hani son 2 aydır her gün evden çıkarken yanımda alıyorum ve de hayat kurtarıcı oldu. Modeli çok güzel. Hani mont gibi daha bol, daha salaş ve her şeyin üzerine gidiyor. Elbiseydi, kottu vesaire. Baya sevdim. O yüzden eğer indirime girmedi orası daha ama ilgilenen, merak eden, bakmak isteyen varsa son zamanlarda aldığım en kullanışlı şey buydu diyebilirim. Hani ihtiyacım vardı çünkü gerçekten. Oversize olduğu için kalıbı baya geniş. Bir beden küçüğünü almanızı tavsiye ederim. Bunlar benim Haziran, konuşamadım yalnız. Haziran favorilerim benim bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım ürünler hakkında bir fikir vermiştir. Daha fazla merak ettiğiniz, tam açıklayamadığım bir ürün ya da bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum zaten. Bayramdan önce mi sonra mı yükleyeceğim bilmiyorum ama kutlayan herkesin bayramı mübarek olsun. Tatile çıkacak olanlara da şimdiden iyi tatiller. Bu videoyu beğendiyseniz eğer kanalıma abone olup bu videoyu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.